Belediyeler halkındır. Gaspa izin vermeyeceğiz. AKP-MHP iktidarı halka karşı suç işlemeye devam ediyor. Bu iktidar yıllardır Kürt halkı şahsında halk iradesini hiçe sayıyor. İktidar yasaları askıya alıyor, fiili olarak OAL yasalarını devreye sokuyor. Kürtlerin seçme seçilme hakkını zorbalıkla elinden alıyor. Kürtlerin kendi kentini yönetmesine tahammül etmiyor. Bu sabah Hakkari Belediyesi Eş Başkanımız Mehmet Sıdık Akkış sahte bir iddianameyle Van'da gözaltına alındı. Belediyemizi polis zoruyla gasp edildi. Jet hızıyla yerine kayım atandı. Bu bir kumpastır. İktidar yargı eliyle düzmece iddianamelerle belediyemizi işgal etti. Bu sabah Hakkari Belediyemizi hedef alması siyasi darbedir. Seçim sonuçlarını yok saymadır. Halkın iradesini gasp etmedir. İktidarın yıllardır şiddet yöntemlerinde ısrar ediyor. Kürtlerin en temel hakkı olan seçme ve seçilme hakkını gasp ediyor. Buna rağmen partimiz Kürdistan halklarından aldığı ferasetle demokrasi kültürünü savunuyor. Mehmet Sıddık Akkış milyonların meşru temsilcisidir. Partimiz dünyada eşi benzeri olmayan bir demokrasi şöleni şeklinde ön seçimlerde belediye eş başkanlarını belirledi. Bütün belediye eş başkanlarımız halkımızın talebi, rızası, onayıyla belirlendi. Sahte yerel seçimlerle değil, aday belirleme sürecine dahi milyonların iradesi belediye eş başkanlarımızı seçti. Bu nedenle Mehmet Sıdık Akkış şahsında ve Hakkari Belediyesi üzerinde gasp edilen milyonlarca Kürt'ün iradesidir. Mehmet Sıdık Akkış milyonların meşru temsilcisidir. Gasp edilen Kürtlerin iradesidir. Gasp edilen Türkiye halklarının demokrasi ve barış talebidir. Bu sabah Van'da gözaltına alınan Hakkari Belediyesi eş başkanımız Mehmet Sıdık Akkış hukuksuzluk kavramına hukuk kılıfı uydurularak, yargı araçsallaştırılarak gözaltına alındı. Yine Hakkari Belediyesi hizmet binası abluk altına alındı ve akabinde Hakkari halkının iradesi gasp edildi. Aslında Kürt'e özgün uygulanan bu hukuk çok da yabancı olduğumuz bir hukuk değil. Bizler her seferinde demokratik siyaset anlayışını örmek istedikçe bizim bu talebimiz sarayın duvarlarına çarptı. Ve sarayın o duvarları bizim seçilmişlerimize zindan duvarı oldu. Buradan haykırıyoruz. Hakkari halkı yalnız değildir. Tüm toplumsal muhalefete çağrımızdır. Bu hukuksuz, bu gaspı her şekilde püskürteceğimizi, buna asla boyun eğmeyeceğimizi belirtiyoruz. Ve buradan bizim belediyelerimizi her seferinde irademizi gasp eden bu anlayışa tekrardan boyun eğmeyeceğimizi ifade ederek belediyeler bizimdir, gaspınıza izin vermeyeceğiz diyoruz. Faşizme karşı mücadele eden, muhalefet eden, bu ülkede halkların kardeşliğini, özgürlüğünü, tam demokrasiyi ve tam özgürlüğü savunan güçlere karşı, dinamiklere karşı her dönem bir kayım görürsünüz. Eş başkanımız sadece Hakkari'nin değil, milyonların eş başkanıdır, belediye başkanıdır. Türkiye halklarının eş başkanıdır, iradesidir. Ezilenlerin, sosyalistlerin, devrimcilerin, yurtseverlerin, Kürtlerin, tüm dünya halklarının eş başkanıdır. Biz Hakkari Belediye'mizi gasp eden
irademize saldıran tüm güçleri kınıyoruz. Halkımız geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da kendi demokratik yerel yönetim mevzilerini koruyacaktır. Buna da halk, buradan da halkımıza sözümüzdür. Biz Hakkari'yiz. Hakkari de Dersim'dir. Belediyelerimizin, 78 belediyemizin temel amacı hizmettir arkadaşlar. Biz hizmet odaklı, hizmet hedefli bir yerel yönetim anlayışıyla göreve sorumlu kalmışız. Ve bütün saldırılara rağmen, bütün gasplara rağmen iradelerimiz daha güçlü bir şekilde halkına dokunarak, temas ederek kentlerinin, ilçelerinin sorunlarına çözüm bulacaklardır. Güçlüyüz. Hep birlikte güçlüyüz. Hakkari'nin yanındayız. Hakkari irademize, belediyemize yapılan saldırıları da kınıyoruz. Demokratik haklarımızı bugün olduğu gibi Hakkari irademize karşı belediyemizin kayyum tarafından gaspının devam ettiği sürece de demokratik mücadelemiz devam edecektir. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. Yarından itibaren saat 17'de yani 5'ten gece 12'ye kadar belediyemiz önünde bu hak ve irade gaspına karşı, bu kayyum anlayışına karşı nöbet başlatıyoruz, oturma ile başlatıyoruz. Mücadelede yan yana durmak, omuz omuza durmak için hepinizi bu talana karşı, bu ranta karşı desteğe davet ediyoruz. Yarın belediyemiz önünde oturma eylemini saat 5'te başlatıyoruz.